ismi geçen oyuncular arasında mesela Rebic yarın gelecek. Ya Rebic futbolcunu anlatmaya gerek yok ama istikrarında şöyle dalgalanmalar oldu. Daha doğrusu biraz başa gidelim. Frankfurt zamanında geçen sene de konuştuk zaten burada. Freddy Bobic orada takımın hı hı. şeyi sportif direktörüyken kendi coğrafyasından oyuncuları aldı. ve kim bunlar? Jovic aldı. E, oyuncu Real Madrid'e transfer yaptı değil mi? Tabii. Rebic'i aldı Milan'a gitti. E, Sebastian Haller şeye gitti. Premier Lig'e gitti. Kostiç de o sene gidemediği için maraz çıkarıyordu evet. neredeyse tabiri caizse. Filip Kostiç almıştı evet. sol kanattan. Yani öyle bir yapılanmanın oyuncularından bir tanesi. Yani oyuncu karakteri olarak ve kalitesi olarak çok konuşulacak bir durum yok. Çok iyi bir oyuncu zaten. Ama sakatlık problemi olsun zaman zaman böyle bir ki bizim ülkemizde sevilir böyle biraz hafif asi karakter olsun. Negatif anlamda söylemiyorum. Saha içindeki şeylerini de söylüyorum. Takım ya. geriye düştü yani elini taşın altına sokan oyunculardan bir tanesi. Ee, yüksek takımlarda da oynadı. Dediğim gibi sakatlık problemi eğer oyuncu yaşamazsa ben Beşiktaş'a çok büyük katkı yapacağı kanat. Yani bu sezon e, bütün kulvarlarda bir 40 maç Rebi izleyebilirsek Şenol Güneş e, o, takımında yani 25 gol, gol asist toplam katkı, Bence, skor katkısı. Aynen katılıyorum sana. Eğer o dediğiniz rakama ulaşırsa maça başlama anlamında evet. kesinlikle katılıyorum yani 20 20 20 20 de 20 o yani kesin gol asist toplamı tabii toplamda yani onları yapabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Şeyi de seven bir oyuncu burada analizi de var. bizim arkadaşlarımızın yaptığı özel analizler. Ya yani bu araya topları bırakabilen e şutu paskertesi. var, araya topu var, ortası var, driplingi var. E, ee, yani daha nasıl bahsedeyim şimdi hoca diyecek ki yine bunu destek adam oynamış Milan dönemiş. <laughs> hocam seyret sen kötü demesi mümkün değil. Sen kendin seyret hocam oyuncu Milan'a gitmiş nasıl kötü <laughs> değil mi? <laughs> Milan'a büyük Ben şöyle bakıyorum oyuncu. herhalde. Ne oynuyor misal? Kanat. Değil mi? Forvet, kanat. Bu transfere bir kere Beşiktaş'ın ihtiyacı var mıydı? %100. %100 vardı. Tabii. Ben böyle bakıyorum. Beşiktaş'ın da bir yine geniş kadrosunu rica şimdi, edelim. Şimdi o kadro içerisinde Rebic, yani şu an... Çok önemli isim olur bak. Şimdi görüyor musun? Yani şu an Cenk ve Gezal sakatlar. Şimdi Galatasaray'da Fener'de üçer üçer evet. kanatlarda oyuncu yazarken efendim Santrfor e, bölgesinde 4-5 oyuncu yazarken e, Beşiktaş'ın Santrforları belli kanatlar belli hı hı. yani buraya %100 Rebiç tarzında bir oyuncu lazımdı. Değil tabii mu? tabii şüphesiz. Onun için ben Pozitif bakıyorum bu transfere. Ve oyuncunun kalitesi de belli dediğiniz gibi. Şenal Hoca beraber e, iyi işler yapabileceğine inanıyorum ben Beşiktaş'ta. Yani böyle transfer yapsınlar. Az ama öz. Hı hı. Çünkü geliyorsun, mesela yabancı oyuncu kulübede, hele de isimli oyuncuların yedekte beklemesi beni rahatsız ediyor mesela. Hocam bir de şu kadroya baktığın zaman senin dediğin gibi e, kanatlara bakalım. İki, ön kanada Ha. Hoca diyor ya Şenol Hoca, Gezzal'la Cenk'in nasıl döneceği soru işareti ya. Tabii. Diğer ikisi de zaten lazım. birisi yeni transfer, çok alttan gelmiş bir oyuncu. Öbürü de o daha beklenene verememiş Hasic. Orası bomboş gibi görünüyor aslında evet. yani. Tabi. Gezzal'ın ve Cenk'in durumuna göre tabii. Tabii. Muleka'nın bir şeyi var. Hafif bir performans sıçraması var. O hatta. da Santifor bölgesinde olması. E, öyle yani ama oraya... Kanat'ta yapamadı bir şey. Hocam şey de zordur düşünsene ya. Gezzal seni bir dönem önce şampiyon yapmış. Oyuncunun kalitesini biliyorsun. ya Silemiyorsun üstünü silemezsin. yani silemiyorsun. E, Cenk inanılmaz işler yapıyor hoca öyle baba oğul gibiler neredeyse. E, son Sakatlığına silemezsin. rağmen silemiyorsun üstünü Tabii. yani. Son maçta Onur Ön'de oynadı. E, öyle ama... E, son maç diyoruz ilk maç sezonun ilk resmi maçı. E, ama şimdi oralara kesin oyuncu lazım. bakarı muhakkak yedekleyecek bir oyuncu lazım orada. Semih Tabii. çok şey büyük, büyük beklenti var. Güzel de gol attı. Atlama gücü, topu çekmesi, vurması bunlar devamı da gelecektir diye düşünüyorum. Demir'le ilgili çok iyi şeyler söyleniyor kampta. Evet. Onun da performansına bakacağız. E ana tra yeni transfer. Yani Beşiktaş takımı tamam transfer yapmadı ama. Böyle bir nokta iki transferle Rebiç'ten sonra ben yani Galatasaray'dan Fenerbahçe'den geri kalacağını düşünmüyorum. Hı, hı. Targa yani. abi şimdi az önce de söylediğin konu şimdi Rebiç de sakatlık konusunu %100 atlatabilen bir oyuncu değil. Redmond'u çok istedi Beşiktaş. Hem 10 evet. numara hem sol hem sağ buraları yedekleyebilecek bir oyuncu olarak. Şimdi Gezal'ın da bir alternatifi ile muhtemelen sezona başlamayacak Beşiktaş. Tabii canım başlamaz. Oraya da bir transfer ama e, öyle bir noktaya gidiyor ki benim kafamda e, şu andaki görüntü Cenk, Rebic, evet, Abubakar, Muleka, Semih, şimdi birazdan onu da konuşuruz. Müthiş bir gol attı genç Semih. Stoper bolluğu, kanat eksikliği, ya Bir 3-5-2'ye mi gidiyor Beşiktaş? E ee, istemez. Oynarsa hiç şaşırmam. Ee, yani kadro oraya itiyor gibi. Yani şey. Lianco, bakar? bak Liyanka transfer olsaydı hadi onu da bir bilgi olarak söyleyeyim. Ha. Üçlü formasyonu deneyecekti bence teknik teknik heyet. Yani hem Amarte hem eee hem de Liyanka olsaydı hı hı. üçlü formasyonu deneyecekti bence. Yine olabilir mi? Yani Omar, Amartey şimdi e, belki oraya bir yine bir İyiliş, gelecek olan Tayyip olabilir ya da yeni bir transfer olabilir ya ama transfer tahmin etmiyorum ben. Tutuluyor. Eğer Lianko olsaydı böyle olurdu. Hı hı. Ama Lianko'nun yokluğunda ben bu formasyonun hocanın devam edeceğini düşünüyorum. Ama Kanatlar ve Abu Bakar'ın olmazsa olmaz alternatif zaten bakıyorlar da. Çünkü orta saha aşağı yukarı dolu gibi değil mi? Amir evet. var. Oraya da yine Jetson var. Şimdi Sandi gördük. Var. Sancı Sancı çok, kalite çok ya. Yani alternatifler de mesela ben Berkay'ı Kartal'ı da beğeniyorum. Yani Berkay da oynadığı zaman 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 iyi oyunlar oynadı. Ben mesela bir Başakşehir maçında falan bayağı iyi bulmuştum Berkay'ı. Sonradan forma şansı bulamadı. Yani oralarda iyi. Salih'ti, Hacı Ahmet Oğuz'tu, efendim Gersondu, Onanay'dı. Şimdi orta sahayı yaptı Beşiktaş. Tabii. E defans dörtlüsü de. Kale tamam. zaten sağlam. Tamam. Tartışır mıyız? Bekler. Şimdi? Yani hoca tamam. veya Rosier'i alternatifi Onur. Hı hı. Hatta Onur'u ileride bile düşünebilir. oynadı gol Uca. attı işte resmi maçta oynadı Tabii. gol attı yani Onur'dan. Çünkü Kayseri'de yaptılar onlar önlü arkalı Aynen onur'da. öyle. Şeyle. Eee kardeşimizin adını unuttum ben de. Bir şeyle. anda benim de aklıma gelmedi şimdi. Ama önlü arkalı oynadı misal. Hı hı. Bunu yapabilir. Yok da mı? Yok yok. Şimdi bulurum. Siz ben bakarım sizi konuşalım. Yani <laughs> o alternatifi bulacaktır. Hoca eğer şu anda belki kadroda gelebilecek oyuncular olduğu için düşünmese de diyelim ki gelmedi Onur ön tarafta görebiliriz. Rozier Onur yapabilir. Yani bunları kullanabilir hoca.